dan da biraz bahsetmek istiyorum hocam. Yani iki tane yeni transfer, bir de işte Paulistey kat, üç yeni transferle sahaya çıktı Beşiktaş takımı. Geri kalan geri eski takım. Yani en çok eleştirilen, 40 puan geride kalan, <laughs> çok eleştirilen bir takımdan bahsediyoruz. Sadece bu üç oyuncunun bir oyuna girmesi, bir takımın içerisine girmesi bir takım bu kadar değiştirir mi? Eylül bu düşünmek lazım. Çok farklı oynadı. Getson şimdi, da çok fena oynadı hocam. Getson sadece direkt giden. Onun finallerde bir sıkıntısı var. Zaten çok üst seviyelerde olmamasının ana nedeni o. Yani biliyorsunuz Tottenham'a transfer oldu. büyük bir maliyete transfer oldu ama olmadı geldi. Adamlar bakmıyorlar 80 milyon falan veriyorlar ama oyun prensibini yakalayamıyorsunuz. işte biz ab abartıyoruz işte 40 milyona buraya gidecek şuraya gidecek diye. Onlara bakmıyorlar. Orada senin topla buluştuktan sonra yaptıkların işlerini yani hemen çok çabuk düşünmen lazım. Mesela bir Silva'dan örnek alalım, bir Mertens'ten örnek alalım, bir Fred'den örnek alalım. Yani kolay değil bunlar. Ee, onun için e, bizim ligimizde direkt giden bir oyuncu fakat arkasında İlmi Saati çok çok farklı. Ki geçen sezonda geldiğinde nacizane anlatmaya çalıştık bildiğimiz kadarıyla, tanıdığımız kadarıyla ki belki Türkiye'de ben belki birinciyimdir onu e, Mersin'de izleyenlerden bir tanesi. 96 doğumlu olimpik milli takımla geldi Libya. Hepsi 94'lüydü bu 90 96'lıydı. Ve orada oynuyordu. Oradan sonra işte gitti. El Hamidi'yi izliyordum ben orada. Çok mükemmel bir oyuncu. Benfica'ya gitti. Ki, bu da oradaydı. Oyun tarzını biliyoruz. Fakat geldiği geçen sezonki takım daha farklıydı. Bir de gelir gelmez şanssızlıkla işte Kırmızı Kat gördü. Kendi kalesine gol attı. Adamı biz kötüledik. Bir de ufak ufak böyle 3 haftalık, 2 haftalık bir sakatlıklar yaşadı şeyde Bıraka'da. E, El Musa e, Beşiktaş'ın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. O subop görevi. Hocanın subop görevi olacak. Tabii e, şu andaki 5-0'lık bir netice tabii aldatmasın. E, bunlar e, belli başlı yerlerde ne şekilde kapatıyor. Çünkü Galatasaray hiçbir şey göstermedi karşınızda. Hiç ama hiçbir varlık. Ne santroforları ne açıkları hiçbir şekilde. E, burada siz istediğiniz gibi cirit attınız doğru. Hazırlıkta daha iyiydiniz, daha iyi konsantre olmuşsunuz ama yani bugün gün koliyle ne kadar gidebilirsiniz? E, bunları da epey bir düşünmek lazım. Herhalde bir stoper alacaklar ki çalışmaları var. Ama açık olmazsa olmaz. Hocam yani e, Beşiktaş ister işler yolunda gidiyor gibi görünüyor. Evet, evet. E, bu Almus Saati ile ilgili kusura bakma ben de e, millet böyle ya bu adamı nereden buldular falan diye konuşurken ben de size benzer açıklamalar yaptım o dönemde. E, şimdi çocuk 15-16 yaşında çocuk alıyor eline ya bu Almus Saati çöp diyor. çöp <laughs> ne demek oğlum ya? Çöp ne demek ya? Sen Hangi hakla birine bir kere çöp diye bir ifade kullanabilirsin Maalesef ki? Almaz gözümüz önünde bir adam yani bildiğimiz, tanıdığımız, izlediğimiz böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bu adamın kötü olma ihtimali yok zaten hocam. Bildiğimiz oyuncu. Yani, Burada kötü mi? olsa da öyle denmemeli. Ben, o da çöp o şey Ya. Yani. Çöp, çöp, ne? ne, de ne? De. Sensin ulan çöp yani. Oturdukları yerde maalesef hemen anında klavyeciler evet. var ya. Onu sallıyorlar, bunu sallıyorlar. İşte Okan'ı hoca ya olmadığını yazıyorlar. Bir maçlık, iki maç sizi iki sezon nereden nereye getirdi? Aldığınız yarım oyuncularla şampiyonluğa şampiyonlu, şampiyonlu evet. taşıdı. Getirdiğiniz oyunculardan daha hala istifade edemiyorsunuz. Çoğu da sakattı. Geçen sezondan bahsediyorum. Hani yerlere göklere sığdıramayanlar, ee, sihirbazlar, mihirbazlar var. E ne oldu? O çocuk kimlerle nereleri pozisyonları değiştirdi, şampiyonluk yaşadı. E, bir maçta da kötü gidebilir. Ha infal şuradan yaratılıyor tabii. Beş tane beş yemek hocam, ee, yani. Çünkü kolay değil biraz. yani böyle.